İyi günler. Bir çarşamba daha beraberiz. Sevgili Artuncun deyimiyle bir çarşamba daha geldi. Hafta boyunca birçok yayınla anlatılan birçok önemli bilgiyi işte grafiklerle derlemeye çalıştığımız yayınımıza geldik. Bugün Artunç bizde değil, bir önemli işi olduğu için dışarıda. Bu arada şu an COVID tarafındaki mücadelesini sürdüren ama durumları iyi olan Devrim ve Murat kardeşimize bir kez daha sağlık diliyorum. Tüm şu an ülkemizde ve dünyada hastalıkla uğraşan bütün hastalarımıza şifa diliyoruz. Kaybettiklerimize rahmet diliyoruz. Sağlık personeline bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu arada Artunç selamlarını iletti. Olmak istediği bir yayındı. Yani kendisi de bir dönem bu hastalığı geçirdi. Hasta olduğu dönemde dahi yayını bırakmayan, yayınları bizimle birlikte paylaşan sevgili kardeşimize de buradan selam ediyoruz. Evet, önemli bir hafta. Yani şimdi tabii benle iki şey bir arada bağdaştı biliyorum. Birincisi duygusuz yatırımcı, duygusuz teknik bakış. Aslında duygusal olup da duygusuzluğu grafiklerle anlatmak. İşte bunu eğitimlerde de paylaşıyoruz. Sevgili İntegral FX ailesinin de desteğiyle. Kahraman olsun, Burçin olsun, Selin olsun, sağ olsunlar. Onların desteği bizi sizlerle buluşturması. İntegral ailesine de teşekkür ediyorum. Eğitim tarafı da bize büyük keyif veriyor. Orada da anlattığım gibi duygusuzluk işin ana şartı. Çünkü grafiklere yalın bakmak, net bakmak, strateji oluşturmak, o stratejiye uygun davranmak bu işin kuralı. İkincisi de tabii kritik karar eşikleri, kritik dönemler. Yani kritik olmayan da pek bir dönem yok aslında. Her hafta önümüzde bir ya içsel ya dışsal bir gündem geliveriyor. Ve her haftayı kendi içinde bazı grafikler üzerinde önemli hale getiriyor. Belki bütün grafikler aynı anda etkilenmiyor. Bütün grafiklerin aynı anda etkilendiği dönemlere biz zaten ya kriz diyoruz ya toplu motivasyon dönemleri diyoruz. Ya yukarı yönlü bütün piyasanın boğa olduğu ya da bütün piyasanın bir kriz sebebiyle aşağı yönlü, ayı piyasasına dönüştüğü ortamlar oluşuyor genelde ama onun dışında her haber akışının etkilediği bazı grafikler olabiliyor. Bugün olabildiğince soruları da içine katarak çoklu grafik vermeyi planlıyorum. Artuş'ta soru cevap yaptığımız için oradan kalacak zamanı efektif kullanmak adına size birçok toplam 14 grafik hazırladım. Hızlıca onları ve onlar hakkındaki görüşlerimi paylaşacağım. Ama çok kısa bir özet yorum. Bu akşam FED günü, günlerden FED. FED'in yaptıkları, yapmadıkları, sözleri, söylemedikleri çok önemli olacak. Çünkü FED de bugünlere geldik. Sonradan teşvik paketleri. Hoş Biden bugün bir paket daha söylemiş. Altyapı paketi dışında 1.8 trilyonluk paketten daha bahsetmiş. Eğitim vesaire alanlardaki. Yani bir an önce ekonominin toparlanması için olabildiğince halka ulaşacak direkt para tedbirleri bunlar. Ama bu direkt para tedbirleri elinde sonunda enflasyon tarafını, o ABD tahvil tarafını, dolar endeks tarafını ne tarafa taşıyacak? İnanın işte soru işareti. ABD ekonomisindeki iyileşme ne kadar çabuk olacak? Dünya ne kadar çabuk açılabilecek? Aşılama çalışmaları, hakikaten bu işi pandemiyi en iyi senaryoda fiyatlanan Mayıs, Haziran sonrası netleşmeye bizi götürebilecek mi? Bunları izliyor piyasalar. Pozitif tarafta izliyor ama bugün FED'den sonra Nisan ayı kapanışı çok önemli olacak. Neden? Çünkü genelde arada bir uymadığı dönemlerde olsa da genel istatistik terminolojide Mayıs'ta sat ve git diye tırnak içinde bir ibare kullanırız yıllardır biz bu işte uğraşan profesyoneller. Çoğu dönemde de çalışmış bir şey. Yani çünkü yılın ilk birkaç ayında kazanılan performanslar sonrası bir dinlenmeye geçer. Tekrar yani yazın belli bir dönemine. Ama artık son birkaç senedir oluşan gündem pandemi değil, pandemiden önce başlayan bir süreç aslında bu. 2008 krizle beraber aslında normallerin değiştiği, yeni normallerin ortaya çıktığı bir dünyadayız ama yine de biz hani o eski terminolojiye uyarak
Mayıs ayında piyasalar geldikleri nokta itibariyle ABD borsaları önderliğinde gelişen piyasalarda o kadar efektif hareketler yok ama ABD borsalarındaki marjinal yukarı yönlü hareketler bir düzeltme içine girecek mi? Bu Avrupa borsalarına yansıyacak mı? Avrupa borsaları içinde de ayrışma var. Çok iyi giden borsalar var, gitmeyen borsalar var. En iyi giden borsalar, DAX, bunu her hafta anlatıyoruz zaten. Asya borsaları içinde de farklılaşmalar var ama yine de genel bir düzeltme hareketi oluşacak mı? Yükselemeyen biz dahil gelişen ülke borsaları yükselemeden bu konfor alanını kaybedecek mi Mayıs ayında? Bunları anlamak adına önemli bir kapanış, aylık kapanış olacak Nisan kapanışları. Onun için bir hafta sonraki yayınımıza kadar önemli bir süreç olacak. Piyasaları anlama adına. Hemen hızlıca ben grafik tarafına döneyim ve ABD 10 yıllıklarla başlayalım. Birkaç aydır, son birkaç aydır bu grafikte başlıyoruz. Daha hep, önce hep dolar endeksiyle başlardık biliyorsunuz ama 1.70 hareketinden sonra ABD 10 yıllıklara konsantre olduk. Şimdi 1.58-40'lardayız. 50 aylık ortalama 1.69-80, yani 1.70 diyelim ona. 1.70'in altındayız. Bu önemli. Çünkü 1.70'in üzerinde şu bölgeye, yani 2 hatta 2.5-3 bandına doğru, şu alçalan trende doğru, her seferinde 50 aylığı geçtiğinde gidip dokunduğu trende doğru gitme eğilimi. Şimdilik bir denge var ama 1.70'ten de uzaklaşma yok. En azından 13 aylık olan 1.25-1.50 şu bölgeye inmesini bekleriz normalleşme için. Yani FED ben tahvil alımını azaltmayacağım derse, faiz indirimini zaten yaptım ama faiz arttırımı için çok çok erken, 2023'ten önce zaten beklemiyoruz yine derse, hatta ek bir tahvil alımına dair bir sinyal verirse aşağı yönlü hareketlerin gelmesi kuvvetle muhtemel. Fakat orada bir şerh koyuyorum. Geçen hafta da koymuştum, ondan önceki hafta da koymuştum. Güvenli liman sebebiyle eğer alımlar aşağı yönlü gelecek olursa, daha önce 0.30'ları gördüğümüzde bu düzeltme kalıbının da beraber işledi. Yani şu resim hem pandemi etkisi hem Fed'in ekstra aldığı önlemlerin etkisiyle biz 0.30'lara gelmiştik 10 yıllıklarda. Fakat buraya kadar gelirken borsalarında aynı dönemde dip yaptığı dönemdi. Unutmayalım ve güvenli liman sebebiyle tahvillere yoğun ilgi, dolar endeksinde likitte olan piyasalarda, dolar endeksinde de aşırı bir yukarı yönlü hareket vardı. Şimdi onun için aşağı yönlü ne amaçla geldiği tahvillerin çok önemli. Eğer para güvenli limanlara doğru park edecekse ve ABD yönetlerde bunlardan biri ise oldukça dikkat etmek gerekiyor. Yani her geri geliş olumlu olmayabilir. Onun niteliğini bir anlamak lazım. Ama FED'den sonra eğer 1.70'e tekrar dokunup orayı kırıp ikilere gitmiyorsa, hatta 1.50-1.25 civarında kalıyorsa ve bu güvenli alım değilse ABD yönetler tarafında bir problem yok. Dolar endeksinde gevşeme süreci içinde kalmaya devam ediyoruz. Fakat yani teknik indikatörlerimiz, bakın bu aylık bir grafik, ne kadar aşırı satımda olduğumuzu gösteriyor. Aşırı satım dönemlerinde bakın 2014'te, 2018'de, 2011'de. Her aşırı satım döneminden sonra aylık grafiklerde şöylesi bir yükselen trend içerisinde destek bulan dolar endeksinin devamında yükselişler kaydettiğini ve bunlar hatırı sayılır yükselişlerdi. Yani o dönemde örneğin 70-72'lerden başlayan hareketin 85'lere geldiği, sonraki hareketin 80'lerden başlayıp 100'lere gittiği, bir sonraki hareketin yine 88'lerden başlayıp 103'lere, 105'lere gitti ki bunun içine pandemi zirvesi de var. Tam şurası pandemi zirvesi. 2 Mart 2020 fiyatı 102.90, yani 103 diyelim biz ona. 103'lere kadar çıktı hareket. Şimdi kalıp, bakın aynı kalıp. Ama aynı kalıpta aşağı yönlü şu hareket kıymetli. Eğer Fed'i ve Mayıs girişini biz 200 günlük ve 13 aylık ortalamalar altında, yani 92.50-93.200 altında mevcut durumda olduğu gibi karşılarsak ve 90'lara doğru bir hareket, hatta şu bölgede olduğu gibi 88'lere doğru bir hareket oluşuyorsa bu oldukça iyi. Ama eninde sonunda şu aşırı satımdan bir yukarı yönlü hareketi denemek isteyecektir. Hani bunu bir iki ay daha belki aşırı satım bölgesinde uzun süre kalabilir.
kalması aşağı yönlü hareketleri getirebilir, yukarı yönlü dirençler geçilmedikçe, ama bir temkin uyarısı olarak aldığımı belirtmek isterim. Hatta periyot küçülttüğümde haftalık bazda deneyişlerin şimdilik şu bölgeye, yani 93'ün üzerinde, çünkü 95'leri 94'leri konuşacağız, oralara doğru ulaşmadığını gözlemliyorum. Bu olumlu bir işaret. Ama günlükte de bakın, aşırı satımdan dolayı, yani tek indikatörle bakmıyoruz. Bu öncü bir indikatör sadece. Birçok şeyle bakıyoruz. Bunu her hafta söylüyorum. Birçok çizgi, birçok şeyin olması da grafiklerin karışıklığı anlamında değil. 10 tane grafikte anlatmak zor olduğu için tek grafik üzerine toplamaya çalıştığım için. Ve burada şu beni ürkütüyor ve eğer önümüzdeki dönem 13-34 günlük ortalamalar kırılacak olursa 200 günlüklere doğru hareket 92-50. Ve bakın işte 200 günlük hareketler 92-50'de. 200 günlükler hala 200 aylığın üzerinde sevgili dostlar. 200 günlük, 200 ayı da kırmış durumda. Onun için dolar endekste benim gözüm FED'den sonra ve Mayıs'ın içerisinde her çarşambaya döngüde acaba biz hangi noktadayız dolar endekste? Çünkü bizim için de çok önemli, gelişen ülkeler için olduğu kadar. Neden önemli? Çünkü yukarı yönlü bir dolar endeksi bizim konfor alanımızı da daraltıyor. Buradan hemen pariteye geçiyorum. Parite tarafında geçen hafta sormuşlar parite yok mu diye. Yani yukarı yönlü bir hareket var dolar endeksinin aşağı gevşemesi. Avrupa tarafında gelen son dönem veri akışının iyimserliği. Haziran, Mayıs, Haziran gibi açılmaların olacak olması bir pozitiflik getiriyor. Ve tam bakın 50 günlük 1.18, hemen onun da altından bir destekle 21 günlüğü de geçerek 1.20'lere kadar ulaşmış bir hareket var an itibariyle. Hatta şu son fiyatı da alalım. Tam fiyatı da görelim. 1.20.72. 1.20.72 ve şu aslında şöyle biraz grafiği sıkılaştırma, bir trend de var şurada. Bu trendi, haftalık bir grafik bu. Çünkü önemli, eğer 1.20.70, 1.21'leri geçersek tekrar şu bölgeye, yani 1.21.50, 1.23, 1.25'lere kadar bir hareket alanı. Ama AB de biliyorsunuz mali paket açıkladı. Hatta İtalya kabul etti. En büyük aslan payını da İtalya alıyor. Fransa'dan aslında bir şey geldi, itiraz geldi. Yani keşke daha önce yapsaydık, geç kalıyoruz bu tür hareketler dedi, ama en azından bir mali paket daha koydu Avrupa kendini toparlamak için. O mali paket aslında aşağı yönlü hareketi biraz getirecek. Çünkü yeni para arzı, Christine Lagarde da çok ciddi şekilde parasal teşvik tarafında kalacaklarını söylemeye devam ediyor. Şu anki yükseliş dolar endeksinin verdiği marjdan dolayı bir yükseliş ve biraz Avrupa bölgesine daha iyimserlik, ama şu bölgeye giremeden, yani 1.21.50 şu yukarıdan gelen trend çizgisi veya değişik ne kadar çok önemli bir bölge, 1.22.50, 1.23.50. Şuralara kadar ulaşıyorsa buralar tepki olarak kalabilir. Ancak burası geçilirse 1.25 ve üzeri mümkün. Tekrar 1.1970'lerin ya da 1.20 diyelim biz onu pivot olarak, altında da şu bölgenin destek olacağı. Hani FED de ECB arasında bizim görmediğimiz bir denge arayışı varsa, bu denge arayışı parite tarafında da 1.15-1.23 arasında bir hareketin devamı olacak uzun bir süre. İzleyip göreceğiz, ama bizim için de önemli bir grafik. Çünkü euro dolar tarafında yukarı yönlü hareketler, dolar endeksi aşağı yönlü hareketleri bizim konfor alanımızı biraz genişletiyor. Gelirin, ihracat tarafında gelirimizin ağırlıklı euro olduğunu biliyoruz. İthalat tarafında girdiğimizin ağırlıklı dolar tarafındaki maliyetlendiğini biliyoruz. Onun için euro dolar paritesindeki şu yukarı yönlü hareketler kıymetli. FED sonrası bakalım şu bölgeye gidip bu bölgedeki bu önemli 1.22.50, 1.23.50, 1.21.50 üzerinde kalarak test edecek mi? Önemli olacak. Ama 1.15'i kırmadıkça problem yok, ama 1.15, 1.17.50 kırılacak olursa bu dolar endeksinin ciddi yukarı gidişi anlamına gelecek. Buradan hızlıca borsalara geliyorum. Yeni bir şey yok. Paketler vesaire, beklentiler S&P'yi her seferinde yukarı yönlü arayışlar içine tutmaya devam ediyor. Ekranımda 4.186 gibi bir cari fiyat var. An itibariyle piyasalar orada açılmadı. Vadeli tarafta bir hafif olumlu bir seyir var. Satıştan artıya dönmeye çalışan bir seyir. Bakın dibi gördükten sonra şöyle bir dörtlük, aslında orta bir kanal var, bir tepe kanal var, bir alt kanal var.
Üst kanalı iki defa test etmişiz. Daha önce de burası destek olarak çalışmış. Orası 4500'lere geliyor. Oraya gidebilmek için bu orta kanalın defalarca test ettiğimiz Velsefer'de rekor olarak etiketlenen şu seviyeyi, yani 4246-4250 diyelim, oraları geçmesi. 4250 yer geçecekse FED'den sonra S&P'de bayağı bir yol var. Neresi önemli destek? Şu bandın, orta bandın, bakın bir kere denedik. 21-50 günlüklerde orta bandın içinde hareket ediyor zaten. İki kere denedik. Daha önce zaten orayı denemeden bir daha gittik. 200 günlük ortalamaları da tam şurada gelmişiz. 10-11. ay içerisinde, 11. aya girmeden, yani Ekim-Kasım arasında. Onun için şu bandın çalışması, düzeltmeler de çok önemli. 4100'ün altına geliyorsa 3950 şu bölgenin çalışması çok kıymetli S&P 500 için ve bütün endeksler için. Bu banttan çıkıyorsak, çünkü aşağıda 200 günlük ortalamanın da olduğu şu bölge test destek olarak çalışıyor mu çalışmıyor mu test edilecek. Orası da gördüğüm kadarıyla 3750-3650 bandı. 3680'e gelmiş 200 günlük ortalama. Bu da S&P'nin sınırıdır. Daha önceki 3400 rekor seviyeler arada sadece bir seviye olarak kalır. Şu bölgelere dikkat. Şuranın geçilme gücü. Yani stoplu gitmek gerekiyor. Eğer CFD tarafında işlem yapıyorsak veya S&P'de işlem yapıyorsak veya kendi borsamıza korelasyon açısından 4000-3950 kısa vade stoplu. Önce bir 4100 var ama biraz daha kısa orta vade için 3950-4000 stoplu, biraz daha uzun vade için 3650-3750 stoplu bir S&P 500, 4250 üzerinde de 4500 hedefli bir S&P. DAX pozitif kalmaya devam ediyor. 21 günlük üzerinde satışlar karşılanmaya devam ediyor. Şu bant çok işe yaradı. Şu bantın geldiği nokta an itibariyle 15.650-15.800, neredeyse 16.000. Yani hareket, eğer 15.100'leri maksimumda 50 günlük ortalama 17.700'lerde, 17.700-15.100 aşağı kırılmadan devam edeceksek, bizim şu 15.650-16.000'lere kadar gitme hareketi DAX'ın performansını geliştirmesi anlamına gelecek. Bizim için o kendi rekorunu yenilerken bizim için de konfor alanının devam etmesi anlamına gelecek. Bir miktar satıştan dönme çalışması var. Ama 21.50 günü kırılırsa şu bölgenin sınır stop olduğunu, yani 13.700-14.150 bandının sınır stop olduğunu da belirtmek isterim. Piyasalar değişken, her an kırabiliyor destekleri. Böylesi ortamlarda yukarı yönlü hareketin devamı için şu 21.50 günlük kompozisyonun kırılmaması ve yukarı yönlü hareketin devamı. Eğer 16.000 üzerine geçiyorsak da 17.000'e kadar hareket bizim için konfor alanını bayağı genişletir. Biraz periyot yalnız yükselteceğim. Haftalığa geldiğimde aşırı alım var. Aylığa geldiğimde aşırı alıma girmiş bir DAX var. Özetle gözüm DAX'ta olmaya devam edecek. Bu dirençlere doğru mu gidiyoruz, yoksa bu destek kırılıp en alttaki trend desteği test mi ediliyor, bakacağız. Dolar TL. Evet, dolar TL'de önemli bir dönem. FED sonrası dolar endeksinin seyri. Artık kendi içsel dinamiklerimiz ve enflasyon sunumu raporu Merkez Bankası'nın, orada asıl Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamaları oldukça önemli olacak. ABD-Türkiye ilişkileri biraz 15 Haziran'a o da ötelendi gibi. Tabii Mayıs'ta Halk Bankası ile ilgili gelişmeler çok çok önemli olacak. Rahatlamak için açıkçası son dönem destek bulduğumuz 21 günlükler, yani 8-12'lerin altına inmek gerekiyor. 8-20-8-30'un geçilmemesi gerekiyor. Asıl 8-50'nin geçilmemesi gerekiyor. Çünkü oranın geçilmesi 9-20 gibi bir fiyata bizi götürecek. 9-10-9-20 gibi. 8-50-55, hatta şöyle bir yatay hareket koyduğumuz zaman 8-60 gibi bir band. 8-50-8-60 geçilmemesi gereken marjinal açık. Rahatlamak için şu bölgeye dönmek. Yani 200 günlükle 21 günlük arasına dönmek. 200 günlüklerde artık 7-50'lere geldi an itibariyle. 50 günlükte 7.90'larda. Demek ki rahatlamak için bir 8-8-10 bandına inmek, ama asıl 7.90'ları kırıp şu 7.50'lere ulaşmak mümkün mü? Bunun için açıkçası Merkez Bankası'nın kararlılığını piyasanın kabul etmesi, bunu Merkez Bankası'nın hem toplantılarında hem de bütün sunumlarında göstermesi çok önemli, çok kıymetli. Tabii içsel dinamikler, dışsal dinamikler tamamını kontrol edeceğiz. Dolar endekste de gözümüz olacak. Ama olur da 8.30 üzerinde 8.50 kırılacak olursa 8.50-8.60 potansiyel ilk etapta bir 9.10'lar. Yukarıda yer var mı? Tabii ki 10.30
30-40 gibi bir bölgenin de potansiyel olduğunu görüyoruz. Şöylesi bir grafiği haftalığa çevirdiğimizde haftalıktaki alın hala al sinyali olarak devam ettiğini, bu sinyalin aşağı yönlü kırması ve bizi en azından 21-50 haftalık ortalamalara taşıması için 8'lerin kırılması gerektiğini gösteren bir grafik. Özellikle gözümüz dolar endeksi olacak. Niye? Bankacılık endeksi için önemli. Borsa İstanbul, yani yukarı yönlü tepki. Bakın kalıp hala ana trend yukarı. Ana trend içinde düzeltme kalıbı. Israrla söyledik. 1580, 1550, 1500, 1600 şu band kırılmadıkça şu mavi eşik üzerinde yeni bir alana gitmiyoruz. Şu o an kıramadı ve düzeltme geldi. Sert bir düzeltmeyle biz zaten uzun süredir söylüyorduk 1200-1350 band. Bakın 200 günlük ortalama 1346'ya geldi. Son gel döndüğümüz yerler 1300'ler. Yukarıda geçmesi gereken alan 13-21-50 günlük ortalamanın blokajı. Yani 1385-1435 şu bandı geçip 1500'lere ulaşmak ve 1500 üzerinde güç kazanmak. Bu olmadıkça açıkçası ben en kısa vadecilerin şu alanı stop olarak kullanmasının önemini hatırlatırım. Neresi orası? 1300-1350 bandı. Orası çalışmıyorsa 1200-1250 bandı, hani zaten geldik dokunduk şurada bir ilk düşüşte. O bandın da önemli bir destek olduğunu belirtmek isterim. Henüz indikatörümüz net bir bölgede değil, aşırı satımda değil, aşırı alımda değil, ara bölgede. Yukarı yönlü ihtimal var diyor ama yukarı yönlü ihtimalin yani ana trend yukarı, kalıp düzeltme, düzeltme işte tepki ve teknik sıkışma. O tepkilerin anlam kazanması için tekrar yukarı yönlü hareket. Çünkü şu trend ve 200 günlük ortalama kırılacak olursa ve 1200-1250 den dönüş şurada olduğu gibi ihlal olarak kalmazsa hareketin şu bölgeye kadar çekilme riski var. Bunu da hatırlatmak isterim. Nedir o? 1100-1000 aşağıda da ilk hareketin başladığı 800'lere kadar düşme potansiyeli. Bunu da haftada şöyle bir evirdiğimizde bakın aşırı satıştan aşırı alımdan pardon genel satışı toparlama eğiliminde en azından 50 haftalık ortalamalar 1300'de, 200 aylık haftalık ortalama pardon 1100'de, 13-21 haftalık ortalama 1430-1415. Demek ki 1430'lar üzerinde bir kuvvet kazanır ve 1500'e doğru bir hareket mümkün olacak, izleyip göreceğiz. Bunu tabii biz belirleyeceğim. İki tane ana endeksimiz var. Sınai endeks kuvvetli kalmaya devam ediyor ama 21-50 günlüğü kırmamak üzere. Yani bakın 2584-2584 kıl payı. Cari fiyat 2585. Yani bu kadar olur. Yukarı yönlü hareketler her seferinde alçalan tepeler şeklinde. Demek ki yukarı yönlü gidebilmek için şu bölgenin kırılması. Yani artık yavaş yavaş şu son 2007 hatta şu bölgeyi bakın 2650 devamında da 2700'lere doğru 2750'lere doğru bir hareket ve yukarıdaki 2900'lere ulaşan o kırmızı kanal tren çizgisine değmek. Bu olmadıkça aşağıda iki tane önemli yer var. Bir şu kanalın alt çizgisi 2550'leri gösteriyor. Oranın altında da şu bölge 2250, 2350 ve 200 günlüklerde 2200'e geldi. Sanayi endeksi için burası çok önemli. Şunun için söylüyorum. Bankacılık endeksi gidiyorsa problem yok. Bankacılık endeksi gidemiyorsa sanayi ile bankacılık endeksi arasındaki makas kapanmaya başlayabilir. Bilanço dönemi, bilanço fiyatlamalarından sonra kağıt pazar hareketler devam edecektir ama lütfen dikkat. Aşağı yönlü şu bölgenin önemli bir sanayi endeksinin destek olduğunu, bu bölgenin kırılması tüm hisselerde bir iki tane hikayesi olan hisse belki de bunun dışında kalabilir ama tüm hisselerde satış anlamına gelebilir. Sınav endeksi için dikkat. Bankacılık endeksi yani dipte olmaya devam ediyor sevgili arkadaşlar. Görüldüğü gibi ciddi bir dip çalışması. Gelen alım sinyalini görmüyor bir türlü. 21 günlük ortalama ve daha önce kapattığı gebin üzerine geçmesi. 1160-1120'lerin üzerine geçip 1200-1300'lere kadar uzanması. 50-200 günlüğü kırdı çünkü. Yani bankacılık endeksinin de aşağı yön. Her ne kadar dip bakın 2020'nin dibi, 2020 ortasının dibi daha biraz daha genişleteyim şu seviyelere inmemek için şu binlerin, binlerin destek olması gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir grafik.
yukarı gitmeli bankacılık endeksi. Benim için desteklerin çalışması bir şey ifade etmiyor. Çünkü desteğin altına bir destek daha çıkıyor önümüze. Şurayı geçmeli, şu gapleri kapatmalı. 50 günlük ortalama 1200'ün üzerine geçmeli. 200 günlük ortalama 1310'un üzerine geçmeli ve şu söyleyin şu bölgeye, şu üçlü kanalın içine girmeli sevgili arkadaşlar. Üçlü kanal olarak gösteriyoruz. Şu üçlü kanalın içine geri dönmeli. Ve bu tekrar 21-50 günlükler gelip 200 günlük kırmalı. Bu olmadıkça bankacılık endeksi yardım etmiyor. Gözümüz bankacılık endeksine olacak. Bankacılık endekste gözü dolar TL'de, Halk Bankası davası, ABD Türk gelişlerinde, global piyasadaki konfor olanın devam edip etmediğinde, ama en önemlisi yabancı girişinin tekrar ise senin tarafında realize olması. Bir miktar satıştan sonra para girişi gözlemlemiştik ama tam etkili olmadı. Hani hafta içinde birçok arkadaşımız, birçok dostum dile getiriyordur. Buralardan artık alınmıyorsa biraz daha aşağı hareket alanı var. Ama şunu söyleyeyim. Aşağı yönlü potansiyelle yukarı yönlü potansiyel arasında çok net bir rasyonel pozitif bir fark var. Ama bu pozitif farkın fiyatlara girmediğini görmeden temkinli olmak gerekiyor. Bir şeyin ucuz olduğu daha ucuzlamayacağı anlamına gelmiyor. Ama gerçekten bir gün bu ucuzluk realize elbet olacak ve bankacılık endeksi önderliğinde tekrar yukarı yönlü hareket mümkün olacak. Yani bankacılık endeksi dediğimiz zaman iki hafta önce anlattığımız ve tepkiyi bize gösteren, şuralarda tepki gelebilir demiştik. 6-6,5 band önemli demiştik. Geldi tam 21 günlük ortalama, bakın 7-14, fiyatta 7-14. Tam oralarda şu an garanti kendine yön arıyor. Eğer 7-14 ve biraz üstünde şu bölge 7-30'ları aşabilirsek 50 günlük ve 200 günlük ortalama olan 7-78-30'lara kadar bir hareket alanı. Bu zaten ciddi bir anlamda bankacılık endeksinin hareketi anlamına gelecek. Kritik bir yerde şu günlüğün artık şu bölgeye, hele bir aşırı alım bölgesine gidersek hareket biraz daha imeleniyor. Şu alçalan trendi deneyeceğimiz bölgeye doğru ulaşabilecek miyiz bakalım? Yoksa 6-6,5 bandı içinde altları test edecek bir şurada olduğu gibi görünüm mü oluşacak? Günlükteki alın bir üst periyotta ne durumda olduğu, haftalıkta dönmeye çalışıyor. Güzel. Yani ama güzel, ama bir yandan da ya aşırı satıma girer de buralara doğru. Bakın çünkü 2014'te 2018'deki fiyat hedeflerini görün garantiyle. Oralara gelmemek için buralardan artık veya buraların biraz alttan dönmeli. Tam bulunduğu yer, bütün 3 tane önemli ortalamada 21, 50, 200 haftalık ortalamalarda 8-25, 8-8-35 bandı içinde. Oraya kadar sanki bir hareket olur günlükler desteklerse, 7-50'yi de kırarsa, 7-30-7-50'yi, ama olmuyorsa dikkat demeye devam edeceğiz. Ama görünüm fena değil. İşte geçen hafta Ereğli dedik. Ereğli'deki satışlar şu 21 günlüğü tekrar, hatta ne 21 günlüğü, 10 günlüğü destek olarak çalıştırması endekse satışta getirmişti. Hatta Artun sağ olsun tweetle söylemişti. Şimdi tekrar şu önemli bandın üzerindeyiz. Yani 19-20 üzerinde kaldıkça 19-30 cari fiyat, Ereğli'nin bilançosu iyi, Ereğli'nin beklentisi 22,5, hatta 23-20'lere kadar hareket marjı var. Ama ortalamalardan uzak kalmaya devam ediyor. Benim gözümde Ereğli'de olmaya devam edecek. Eğer endeksi Ereğli gibi birkaç hisseyle tutmuyorlarsa bu hareketin devam etmesi gerekiyor. Ama onun da diğer hisselere yansıması gerekiyor. Burada neresi stopumuz? 18-30'lar ve 17-30'lar. 17-50, 18-30, 19-20 altında kaldıkça kısa vadeli stop bölgesidir. Çünkü bir anda 15-70, hatta 200 günlük ortalama doğru hareket kuvveti oluşabilir. Ereğli hissesinde. Hani gözüm birçok endekste olacak ama Ereğli hissesinde de olmaya devam edecek. Onun için bu hafta da Ereğli'yi koydum. Sinyal aşırı alım diyor günlükte. Sinyal haftalıkta aşırı alım diyor. Sinyal aylıkta aşırı alıma yeni girdim. Hareketim fena değil diyor ama bu gücü koruması çok önemli Ereğli'nin. Hemen hızlıca Petkim diyorum. Bu hafta Petkim'i de koydum üçüncü hisse olarak. Yani hareket güçlü kalmaya devam eden bir Petkim. 21-50 günlük ortalamalar hala birbiri üzerinde, 200 günlükten uzaklaşma var. 7'ye doğru 6-60 şu bölgeyi geçerse 6-46'da cari fiyat, 7'ye kadar gidiş, ama şu destek çok önemli. 6-25'ler ve 6'lar şu bölge çok önemli. 6-0-4
6.25. Burası Ereğli için stoptur arkadaşlar. Yukarı gidemiyorsa. Bu stopu unutmayalım çünkü aşağıda hızla tekrar daha önce denediği gibi 200 günlük ortalama 4.85'lere doğru bir hareket imkanı oluşabilir. Aşırı alımdan henüz sat sinyali gelmemiş ama temkinli davranacağız ama 6.60 kırarsa 7 hatta üzerinde bir fiyatta mümkün. Son olarak bunu haftalığa getirdiğimizde işte bu ortalamalardan uzaklaşma orada da mühim. Demek ki 6.580 hakikaten önemli bir stop. Gelelim altına. Her hafta Artunç'ta konuştuğumuz ya geçemedi 200 günlüğü arkadaşlar. Yani 1790-1810 bandını geçemedi. Geldi şimdi 50 günlük üzerinde dans ediyor. 1765-1770 orası Fibo seviyesi. Tam da fiyat orada 1770. Eğer o bölge aşağı kırılacak olursa henüz sat sinyali gelmemiş günlükte. Yani haftalıkta da görmek istiyorum. Haftalıkta da yeni başlamış hareket. Ya bir gitse şu dörtlü kanala girmesi imkan yaratacak. Ciddi Fibo seviyeleri de var yukarıda. Eğer 1800 FED sonrası ve Mayıs içerisinde 1800-1810 kırılacak olursa 1900-1972.000'lere doğru bir hareket mümkün ama bu olmuyor. Ve günlük sata girmeye başlıyorsa dikkat 1766'dan çünkü 1700 ve 1670 aşağıda bu ons altının stoplarıdır bence. Çünkü 1620-1650 Fibo bölgesinde olduğu bölge orası da artık sınır 1500'e gitmemek adına bakalım hakikaten 2013'teki tepeyi gördükten sonraki hareketin 2011-2013 hareketinin devamı mı yoksa bu düzeltme olarak kalıp altın yoluna devam edecek mi bunu anlamak adına önemli bir dönem ve son olarak benden çok istediğiniz gümüş. Çok net günlük ortalamalar 24.40 oraya geldikçe ve oranın biraz altına geldikçe hareket imeleniyor. 21.50 günlüğü kırmak üzere 26 cari fiyat. Eğer 26 hatta şurada 26.70'leri geçebilirse 28.50-30 daha önce gümüşün ara zirveleri. Asıl hareket burada sonra başlayacak 50 dolara gidebilmek için ama şu bölgenin önemli bir alım fırsatı olduğunu söyleyebilirim. Aşırı alıma girmişiz. Hiç aslında fena da bir haber değil. Eğer gümüş altın düzeltmesini gidecekse gümüş de buna katılacaksa 28.50-30'u geçmesi gerekiyor. Son olarak bunu haftalığa getiriyorum ve hareketin bakın 50 haftalık ortalama 23.90 200 haftalık ortalama 19.70-20'ler. Şu bölge gümüş için gelecekse potansiyel alım bölgesi. Zaten daha çok 50 haftalık ortalama üzerinde ama 30'u geçtiği andan itibaren yukarıda 35 hatta 50'ye kadar bir hareket. Burada şu alçalan trendi kırdıktan sonra gümüş potansiyel olmuştu ama bu potansiyeli bakalım gösterebilecek mi izleyeceğiz. Evet bir haftayı da çok grafikte size anlatmaya çalıştım. Artunç'un olmadığı bir haftayı çok grafik koyarak tamamlamaya çalıştım size rehberlik edebilmek adına. Hafta sonu iyi bir hafta sonu. Bir dahaki çarşambaya kadar bereketli bir seans haftası ama önce sağlık diliyorum. Kapanma da başlıyor. Kurallara uymak, sağlığımızı korumak, birbirimizin sağlığını birbirimizle beraber el birliğiyle korumak her şeyden önemli. İyi haftalar sevgili FX, İntegral FX TV izleyenleri ve dostları. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.